Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığım protokol sonucunda okullara 84.290 bağlama ve çok sayıda piyanonun ulaşacağı bir proje geliştirildi. Ve bu projeyle ilgili şahsının kazanç sağladığına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu müzik aletlerini senden satın aldığına dair haberler çıktı. Bu proje şu an hangi aşamada, sadece hangi aşamada olduğunu merak ediyoruz. Söylendiği gibi kazanç sağladın mı ve şimdi soruyorum, bu iddialar doğru mu? Üstad, sorduğun için çok teşekkür ederim. Şimdi çünkü şundan dolayı, şimdi ben biraz önce ilk soruna verdiğim cevap vardı ya. Haylaz, işte sert mizaçlı ve asker olmak isteyen bir çocuk bir enstrümana temas edince bütün hayatım değişti. Dünyaya bakışım değişti. Bu benim çocukluğumdan beri bir hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum ben. 3000 küsür tane okul var ve bunların 1503 tanesinde müzik sınıfı kurulmaya elverişli okul var. Bir öbür 1500'ünde de müzik sınıfı var, enstrümanları yok. Şimdi ben bu enstrümansız okul kampanyasını heyecanla bir Öğretmenler Günü'nde bir klip çekiminde şu anda Hacı Bayram Veli rektörümüz Yusuf Tekin müsteşardı o zaman, Sayın Yusuf Tekin. Yusuf Bey'le aynı klipte oynuyoruz. Öğretmenler Günü'yle ilgili bir kısa klip çekiyorlar. Yusuf Bey heyecanla bunu anlıyor. Ya ben böyle bir şey düşünüyorum. Çocukluk hayalim bu. Bu köy okullarına, ihtiyacı olan yerlere böyle bir kampanya, bağış üzerinden bir şey yapsak, televizyonlara çıksak, bu şey yaparlardı ya kanallarda. Teletonlar. Mesela evet. Sanatçılar bağlanıyor. İşte, evet. Öyle bir şey yapsak, şu okullara müzik sınıflarını tamamlasak, enstrümanlarını göndersek diye. Buradan ortaya çıktı. Ben kendi imkanlarımla üstad, kendi cebimden vererek, rakamda ciddi bir rakam vererek Anadolu'ya bir kamera ekibi, bir kayıt ekibi gönderdim. Gittiler çocuklar, 10 gün, 15 gün boyunca otellerini, benzinlerini koydum, kamera kiralarını verdim. Kendi cebimden, hiç kimseden kuruş almadan bir klip çektirdim, bir tanıtım klibi. Bu klibi sonra şey değişti, yönetim bakanlar kurulu değişti, Ziya Selçuk Bakanım geldi göreve. İlk hafta hem onu tebrik etmek hem de bu klibi götürüp kendisine heyecanla seyrettirdim. Sayın Bakanım dedi ki, ya işte böyle şeyler lazım, çok etkilendim dedi gördüğüm klipten dedi. Üstad dedim, ben bunu sizinle bir protokol yapalım. Ben dedim bağış üzerinden bu işi 2023 hedefim benim üstad. 2023 yılına kadar bir 10.000 okulun müzik sınıfını donatayım istiyorum ve bunu ben bağış üzerinden yapıyorum. Sanat Hayattır diye derneği diye bir dernek kurdum. Bu derneğin üzerinden yürütmeye çalıştığım çok kıymetli, çok değerli bir proje. Ne yazık ki bunu bile sosyal medyada benim aleyhime, işin içinde ben olduğum için bu kadar kıymetli bir projeyi kirletmeye çalıştılar. Hala da çalışıyorlar. Halbuki 10 yıl sonra o çocuklar, o bağlamaya gönderdiğim piyanoya temas eden çocukların hayatı değişecek. Başka bir kuşak yetişecek belki. Ne kadar kıymetli bir iş olduğunu belki 10 yıl sonra anlayacağız. Peki burada bu 84.290 evet, bağlama var mı, öyle bir şey? Üstad, şimdi bu rakamları koydun. Şimdi ben ortalama 15-20 bağlama gönderiyorum her şeye. 1500-3000 sayısını çarpınca böyle bir şey çıkıyor ama benim bağlama fabrikam yok ki üstad. Ben nasıl 90.000-100.000 bağlama? Belki bir yerden alıyorsun, ihale ediyorsun. Bir bağlama ne kadar da yapılıyor biliyor musun üstad? Ben 20 bağlamayı 2 ayda zor teslim ediyorum. 3 ayda hatta. Hı-hı. Yani bir bağlama pat diye buradan torna tepsiyi verip de arkasından bağlamayı almıyorsun ki. El işçiliği, bağlama, bir de sıradan öyle perakendecilerde satılan 100 liraya 50 liraya satılan bağlama da yaptırmıyorum ben. Bayağı böyle, çünkü bağlama şey bir alet, piyano gibi değil. Bakmadığın zaman rutubetten teli paslanıyor. Evet. Evet. İşte sapı atıyor. Evet. Göğsü çöküyor. O yüzden orta ölçeğin üzerinde bir bağlama göndermeye çalışıyorum müzik sınıflarına ve bunu da gerçekten bağış üzerinden yapıyorum. Mesela 50 sınıfı şu ana kadar galiba sayı tam yanlış olmasın 67 olsa gerek. 67 sınıfın üstad
şeyini okulun müzik sınıfını yaptım. Ortalama hesaplarsan 20 bağlamadan 67 çarpı 20 ne yapar? 130 yani şimdi benim 1200 bağlama. Evet ama benim bu yani sorumda şu var. Yani burada sen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ihale alıp ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın asla parasını alarak bir yerde bağlama asla yaptırıp bunu çocuklara gösterirsen asla üstad böyle bir şey olur mu ya? Ama ben bunu sadece yapamaz kendi, görünüyorsun kendi zaten hayalim göre üstad ve ben bu hayalimin peşinde koşuyorum. Peki. Ve şunu da lütfen, söyleyeyim. Lütfen. 67 sınıf yaptık. 50 tanesini Turkcell'e yaptırdım üstad. Turkcell'de alıcı firmayı, yani mesela bağlamayı yapan firmayla Turkcell'in yetkililerini bir araya getirdim. Ben aradan çıktım. Aman bir şaibeli ya da Allah evet olsun böyle bir şey oluşmasın diye. 12 tanesini Halk Bankası'na yaptırdım. 62. 5 tanesini de ben kendi O zaman bütün bu işte tanıdım var, klibi bilmem nesi falan filan oradaki prodüksiyona beraber sen burada zarardasın bu işte. Hayır. Ya zararda değilsin, bonkörsün, yüreğinden aynen katmışsın vermişsin. Peki çok teşekkür ederim. Benim için aydınlatıcı oldu. Bir küçük anekdot lütfen anlatayım. Lütfen. Halk TV'de bir baktım Uğur Dündar'la Müjdet abi bu konuyu açmışlar. Kaptırmışlar gidiyorlar. Kaptırmışlar gidiyorlar. Ya dedim ki Müjdet abinin telefonu değişmemiş herhalde. Müjdet abiye bir mesaj çektim. Bu iş anlattım. Sonra Müjdet abi canlı yayında okudu mesajımı. Güzel. Sonra abi geri döndüler. Bu iş böyleyse Müjdet abi dedi ki Yavuz benim dedi eski dostumdur dedi. Evet. Ben ona güvenmek zorundayım. Onun sözüne tabii güvenmek zorundayım dedi. Bu iş böyleyse dedi bu çok kıymetli bir iş dedi. Çok güzel bir iş. Kesinlikle. Yani bu kadar güzel kıymetli bir işi bile sosyal medya denen yerde işte evet ne yazık ki. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Bu aydınlatıcı bir yanıt oldu. Peki kısa reklam arası hemen ardından dönüyoruz. Ural Kozmetik'in sunduğu Okan Bayülgen'le Okan Bayülgen'le nokta programı devam ediyor. Hanımlar beyler nokta canlı yayında devam ediyor. Yavuz Bingöl konuğumuz 2014 yılında Ahmet Hakan'la bir röportaj yaptın ve daha sonra bununla ilgili bir röportaj verdim. Hayatım değişti dedin. O röportajdan sonra Yavuz Bingöl'ün sanatçılığı değil siyasi kimliği tartışılmaya başlandı. Birçok olay yaşadın. Hatta İzmir'de adının verildiği sokağın ismi değiştirildi. Bu röportaj hayatını neden, nasıl bu kadar değiştirdi? Neden bu kadar çok konuşuldu? Soruyorum. Pişman mısın bu röportaj için? Yani ben yani pişman olacak bir şey yapmadım ki üstad. Yani şunu benim için bu işin şöyle acıklı bir durumum var. Ben siyaset gerçekten bilmem. Yani siyasetten anlamam ben. Bütün hayatımı bir siyaset diliyle, siyaset üzerinden kendimi ifade etmiş birisi değilim. Benim kendimi nasıl ifade ettiğim 40 yıldır, 30 yıldır ortadadır. Yani bağlamayla, türküyle çalıp söyleyen bir insan kendisini nasıl ifade edebilir? Röportajlarında bazen kendimi ifade edemediğim durumlarla karşılaşıyorum ne yazık ki.